Zaman yine geldik ki işte farkı bizim çeşit işte Medya Mart. konu ve uzmanlık da şart. Medya tam zamanı. Binlerce teknolojiyi geniş ödeme seçenekleriyle keşfetmenin Medya tam zamanı. Oranların şampiyonu şampiyon oran her gün 500 TL ekstra kazanç fırsatıyla Misli'de. Peki sen neredesin? Misli'ye özel yüksek oranlarla 4 büyükler ve Avrupa devlerinin maçları seni bekliyor. Hemen Misli'ye gir her gün şampiyon gibi kazan. hiç kimse şaşırmaz. Daha neler olacak bekleyin. Güvenin bittiği yerde biz adalet dağıtmaya çalışıyoruz. Artık böyle hani sıtkın sıyrılır ya. Yani böyle yani yeter ya dersin. Bir hakem sosyal medyada profil profil açamaz kardeşim. Adam gitmiş restoranda yemeğini yemiş, sosyal medyada reklamını yapıyor. Ya sen faizsin kardeşim ya. Sen faiz. Sen yapıyorsun. O yaptığın adam hangi şehirli oldu belli. Dört gün sonra o şehrin takımında maça çıktın sen. Bunu hesap edemiyor musun? Ben hakemin ne hangi performansı neye bakarak değerlendireyim? Neye göre değerlendireyim? Onu bunu anlamıyorum. Buna çanak tutanlar da hala yönetici işte. Memorandum herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sevgili Fırat Aydın ilk 8 haftanın genel bir değerlendirmesini yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. TFF'nin FIFA listesine hocam bu hafta girenler oldu, çıkanlar oldu. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu tabii son bir, bir, bir haftadır falan devam eden bir konu. Buradaki birçok problem var. Odaklanmamız gereken aslında. FIFA'ya bu sene aday olan hakemlerin listesi gitti. Bu listede Cihan ve Direnc'in olduğu söylendi. Sonra giden listede bir anda ne olduysa isim değişikliği oldu. Cihan'ın yerine Mehmet Türkmen'in dahil edildiği ve bunun içinde aslında FIFA'nın da öngördüğü, klasmanında iki yıl boyunca hakemlik yapması gereken bir hakemin FIFA'ya aday gösterilmesi gerekirken anında bir geçici maddeyle Mehmet Türkmen'e 8 tane süperlikle maçıyla 8 tane. Beşi bu sene, üçü geçen sene olmak üzere böyle bir söylentiler var. Bakalım FIFA listesi açıklandıktan sonra belli olacak. Ha, bu gibi durumlar artık ben şaşırmıyorum açıkçası. Bunlardan daha da böyle inanılmaz denebilecek şeylere Türk hakemliğinde hazır olunması gerekiyor. Genel bir kavram var yıllarca işte liyakat, işte emek, hak ediş gibi. Hakemlikte de bu artık bertaraf edilmiş bir durum. Dolayısıyla şu anda hem bu mimalde hem de hakemlik teknik anlamda biz kötünün iyi durumundayız. İyi halindeyiz. Geçen sene hakemlere karşı veya Türk futbolumuzda olan olaylar her geliştiğinde ya daha bundan öte ne olabilir? İşte hakem darp edildiğinde, bir atılan maddeler sahaya girilmeler vesaire vesaire bir ton şey, birçok şey olduğunda daha ne olabilir? Dendikçe oldu. Hakemlikte de bundan daha ne olabilir kötü anlamında demeyin, bekleyin gerçekten. Süreç buraya götürüyor ama bunun tabii tohumları hakimliğe koyulan ipotek, hakimin altına koyulan dinamit iki yıl öncesindeki alınan kararlarla oldu. Dolayısıyla FIFA listesinden giden FIFA listesinden yazılanın çıkması, yerine bir başkasının girmesi, girenin hak edip hak etmediği, kaç maçta geldiği, talimatın anlık değiştiği. Bunlar artık yani hiç kimse şaşırmaz. Daha neler olacak? Daha neler olacak? Bunun nedenleri de var. Çünkü futbolumuzun merkez hakem kurulu yok. Kulüplerin merkez hakem kurulu var. Kulüpler ne istiyor Ediyorsa, federasyon, federasyon MHK'ye, MHK'de -e gereğini yapıyor. Açıkçası çok çok üzücü noktalara gidiyoruz bu anlamda. Tekrar diyorum ben, ben çok şaşırmıyorum artık bunlara ama insanların hak ettiği şeyleri emeklerine karşı yapılmış gerçekten çok absürt durum bunlar. Diğer bir deyişle yani aslında Mehmet Türkmen'e de yazık ediyorlar. Bu şekilde karar alarak önümüzde nice örnekler var. Altı dolu olmadan background olmadan tecrübe soğumadan 10 tane maçla 20 tane maçla FIFA hakemi yapılıp bir yıl sonra hem kokartı alınan hem de hakemliği mental anlamda doğal olarak geri giden arkadaşlarımız oldu. İşte Yaşarlar Erkanlar, efendime söyleyeyim Abdülkadir Bitigenler, Ümit Öztürkler. Bunlar bile örnek olmamış. O yüzden Mehmet Türkmen'e yazık ediyorlar. Adamcılık adı altında bazı ihtiraslarını yerine getirmek için. İleride de bu ne demek istediğim anlaşılacak. Aslında Mehmet Türkmen adına daha iyi şeyler olabilecekken bu sürecin onu ne kadar ve nedenli bir olumsuzluğa götüreceği ileride anlaşılacak. Malumunuz takımları yabancı hakem isteği var. Bu konuda TFF'nin herhangi bir aksiyon alacağını düşünüyor musunuz? Ya bu şöyle söyleyeyim. Ben 30 yıl hakimlik yaptım. 30 yıl boyunca hep istendi bu. Yabancı hakem, yabancı hakem. Ama netice itibariyle son 2 sene baz aldığımızda dillendirilmesi bu kadar üst perdeden olmamıştı. Ara sıra bu niyetli olan ve istekli olan yöneticiler, kulüpler söylüyordu. Ama bizim zamanımızdaki federasyon ve merkez hakem kurulların bu konudaki duruşu, dirayeti sonuçta bu niyetleri ve istekleri duvara çarpıp geri döndürüyordu. Son iki senede dediğim gibi bunun çok üst perdeden, çok sesli ve çok çeşitli olarak dillendirilmesi söz konusu ve bunun da adımları aslında geçen sene abiyane tabiriyle bir parmak bal çalma paralelinde e, yabancı varay kimle başladı. Diyeceksin ben yine aynı yere bağlayacağım. Bu kadar üst seviyeden dillendirilmesi ve bu noktalara gelinmesindeki en büyük pay iki 2 sene önce o 8 Mart'ta atılan adım. Nedendi? İşte kulüpler istedi bunu. Merkez Hakem Kurulu o zaman şu anki Merkez Hakem Kurulu o zaman Merkez Hakem Kurulu da, amenna dedi. Belli bir isimleri aforoz ettiler. Amaç neydi? Genç hakemler olsun. Hata yapsın yeter ki ama genç olsun. İşte hataları en azından niyetleri doğrultusunda kabul görür dendi. Ve herkes yani çoğu kesim tabii alkış tuttu buna. Şu anda mesela iki sene bile doldu veya dolmadı. O isimlerin hiçbiri gerçekten kadrolarda yok ve birçok genç hakem var e ve şimdi bu genç hakemlerin asimile edilip dışarıda bırakılıp yabancı hakem istekleri bağırmaya, söylenmeye başlandı. Geçen sene vardı. Bunu geçen seneki federasyon yabancı varla çözmeye çalıştı. Ne kadar başarılı oldu veya olamadı. Maçlardaki durumlara göre artık insanlar bunları değerlendirmesini yapsın. Ha, yabancı hakem olsun. istiyorsa hani ikinci sınıf olsun, üç üçüncü sınıf olsun. Önemli olan güven burada. Federasyon başkanı bir konuda çok hani bu konuda takdir ediyorum. Yani yabancı hakeme karşı söyleminin arkasında duruyor. Ama tabii şöyle bir şey var. Kapalı var direktörü. Eğitimlerden sorumlu Kuzey İlandalı Ellen Snowy. ve şu anda yeni bir departman işte ki 3 yıllık bir sözleşme yapılmış. MHK başkanının üzerine getirilen veya böyle bir departman açılarak hakem gelişim departmanına Vitor Melo getirildi Portekiz. Ziyadesiyle hani bu insanlar belli başlı bazı ülkelerde de beraber de çalıştı. Yabancı eğitim, yabancı eğitmenler, yabancı gelişimi sağlayacak hakemler üzerinde insanlar getiriliyor. Ama yabancı hakem getirilmemesini ben burada tabii bir tezatlık oluyor. Yani ne kadar bir tarafında desteklediğim federasyon başkanının düşüncesi varsa ama bu tarafı da, da çelişiyor kendisiyle diyor. Ve artık şöyle bir şey var hani artık böyle hani sıkkın sıyrılır ya. Yani böyle yani yeter ya dersin. Bak gerçekten Süper Lig'deki hakem arkadaşlar, hakemlere şunları söylüyorum. Bak vallahi diyorum bir kenara çekilin. Bak bir kenara çekilin şöyle bir türbüne çıkın. Hani bunun nedeni çok farklı. Yani sonuçlarını bekleyerek bu düşünceyi ifade edin. Ya bir yabancı hakem gelsin getirilsin. Hani güvense güven önemli değil. Yani nasıl yönettiği hata da yaparsa yapsın deniyor ise bu oluşum bir uygulanmaya başlansın. Bak bir ay bilemedin iki ay sonra nelerin geri dönüşü olacağı konuşulur. Görülür. Türk futbolu gerçekten hakemlerin belli başlı neden olduğu hani sorunları, sorun teşkil ettiği durumlarsa hemen temizlemek çok kolay. Ha, bu olayın tabii yabancı hakeminin getirilmesi, efendime söyleyeyim ekonomik, onların buradaki kalacağı yerlerin ayarlanması o bu. Mesela hangi ülkeden getirilecek mesela? Ya biz Bizde öyle bir şey yok. Bak yarın öbür gün Hollanda'dan hakem gelir. Hollanda'da teknik adam var. 5 yaşın maçına çıkamaz e, o rakiplere çıkamaz Portekizden getirebiliyorsan getir İngiltere'den getiriyorsan getir bak bunlar mesela yarın öbür gün yabancı kim bile geldiğinde bizim ülkemizde sorun olur olacaktır da Bak göreceksin yok işte yurt dışı bağlantıları yok ikili ilişkiler buralara kadar konular gelecek O yüzden hani bir şey isteniyor Evet isteniyor ama bu yapılırken de bir iki ay sonra tekrardan belli zihniyetler paralelinde bu ve buna benzer nedenlerle belli bir ortam oluşacaksa hiç girişimde bulunmasın. Ha yoksa ya bir bekleyelim görelim ya. Bir çıksınlar bizim Türk hakemleri şöyle bir türbüne. Bir nasıl yönetiliyor? Gelenler nasıl yönetecek? Türk futbolu adına ne gibi katkı bulunacak? Bir gözüksün ya. Bir deneyelim o zaman yani. Çünkü bu sene itibariyle ilk Beşiktaş dillendirdi yabancı hakemi yanlış bilmiyorsam. Ondan sonra Fenerbahçe. Geçen sene birçok kulüp dinlendirdi yüksek perdeden. Dolayısıyla zaten buraya gelene kadar bazı zihniyetlerin attığı adımlar kulüplerle birlikte ki hala kulüplerle birlikte hakemler üzerine adım atılıp ipik çekiliyor hakemlerin. Bak şimdi geçen sene en son işte bir kulüp istedi. İşte Mete. Başka bir kulüp istiyor. Bu, bu senenin başında Kadir Bitigen. Ondan sonra şu anda hala takkim süreci olan Süper Lig hakemleri. Kulüpler bunları istedi. oldu bak. En son işte Cihan üzerinde. Şey mi zannediyorsun sen? Yarın öbür gün diğer takımların hakimler hakkında emsel göstererek bu talepleri olmayacak mı zannediliyor? Olacak. Bir kere bu kapıyı açtın sen. Senin dirayetsizliğin, basiresizliğin kurul olarak bu kapıyı açtı. Ve bundan sonra bak sezon içerisinde gör. Kulüplerin hakemleri artık şu açıklamaları olmayacak. işte hakem kötü yönetti. Bakalım ne kadar ceza alacak. O bu olmayacak. Bu hakemin ipi çekilsin hemen. Hakemin ipi hemen bitsin hakemliği. Artık bu noktaya gelecek kulüpler. Bizim hakkımızı yedi. İşte 3 hafta 5 hafta bakalım ne kadar bekleyecek. Bilmem ne yaptı artık böyle değil. Böyle değil yani. Diyecek ki maçımızı yöneten hatta bunu açıklamasını bile yapmayacak. Direkt federasyona gidecek. İsmi verecek. Bu hakemin ipi. Kulüpler bunları sezon içerisinde bak göreceksiniz. Bunlar çoğalacak. Emseller artık oluştu. Ama 2 senedir bu emseller oluştu. Bu birikim oldu bunu çanak tutanlar da hala yönetici işte. Şey hani bir laf vardı. Neydi o ya? Kırmızı olsun. Kırmızı olsun, beş kuruş fazla olsun. Ha beş kuruş fazla. Yani burada ekonomi falan diyor. Yani yeter ki şunu söylemek istiyorum. Hani yabancı olsun. Problemimiz şu. Türk futbolumuzda insanların birbirlerine karşı tamam ama özellikle hakimler karşı bir güven sorunu var. Hani bak isteyenlere bak şimdi işte iki senedir dillendiren kulüplere yöneticilere bak. Şey demiyorlar yani hakimin işte kalitesi kalifiyesi futbol buradan bahsedilmiyor. Sadece diyor ki güven diyor güven. Yani diyor ki yabancı da gelecek belki daha beter bir hata yapacak. Ama diyor ben güveneceğim diyor. Ya bak buradaki asıl sorunumuz bu. Yani güveninin bittiği yerde biz adalet dağıtmaya çalışıyoruz. Hakemler olarak futbolcular olarak, teknik adamlar olarak, yöneticiler olarak yani herkesin bir şekilde adalet dağıtıyor. Yani sahada ile düdük çalarak adalet değil. Futbol camiası içerisinde herkes bir karar alırken yöneticisinden tut futbolcusuna, hakemine, teknik adamına bir karar alırken adaletli olmak zorunda. Teknik adamların 11 belirlemeleri, şey işte yöneticilerin pozlara yaklaşımları, işte transfer olayı falan. Tabii burada düdük çalan hakem olduğu için anlık kararlarla Adalet ve hüküm verme onun üzerinde daha çok bindiği için ondan bunu istiyorlar. Ve ben diyor yabancı hakem gelsin diyor onun kafasında diyor hani bir şeyler olmayacak. Çünkü diyor Avrupa'da biz maça gidiyorduk. Hani gittiğin gün maçta eksi bir antrenman yapıyorsun. Öbür gün maçını yönetiyorsun hop dönüyorsun. Burada hele bir derbi maçtan önce büyük takımın maçı veya bir derbi. Üç gün önce bir kere atanıyorsun maç başlıyor. Maç oynanıyor. Bir üç dört günde maç sonrası var. Bir haftayı geçiyor bir maç bir maçın hikayesi hakem için etkisinde kalarak işte ikili ilişkiler kafasındaki işte güven 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 peki hakemlere güvenilmeyen hatta insanların birbirine güvenmediği bir futbol ortamında e, senin hakemlerin kendi kurumuna güvenmiyor ya. Yani benim bir ayağım çukurda diyor ya. Ya ben çimde diyor ıslak çimde kayar düşersem diyor benim de kokartım gider diyor. Benim hakemliğim biter diyor ya. Hocam senin içerisinde takımlarımızın lehine de aleyhine de birçok hata var. İlk 8 haftada hakemlerin genel performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim. Hakemlerin performansını ben değerlendirme adına ilk önce hakem atamalarına bakmak lazım. Eğer Merkez Hakem Kurulu hak ettiğini hak ettiği maçı, hak eden hak ettiği cezayı verseydi teknik anlamda baktığında hakemlerin performans performansları değerlendirmeye alırdık. Zaten artık şunu söyleyeyim. Hakim performanslarını değerlendirme almaktan önce maçı spesifik ve majör pozisyonlarla yöneten var hakimleri değerlendirmeye alınmalı. Çünkü bugün bakıyorsun en üstte maç yönetmiş mesela 6 tane 5 tane maç yönetmiş hakimlerin... ki biri Mehmet Türkmen işte diğeri Oğuzhan Çakır veya var işte birkaç tane daha söyleyebilirim yani. Cihan Aydın bak Atilla Kara olan bak 4 tane isim görüyor musun? Biri 6 biri 5 diğeri 5 her maçında ortalama bunların var ile çözdüğü hatta varsız hiçbir maçı olmayan hakimler. Yani hani var yokmuş gibi maçı dendi ya. Şimdi o kadar artık bu hakemlerimiz bizim vara teslimler ki bilinçaltıyla bu var olayının bilinçaltı profesyonel olduğunda yönetimi var ki. O yüzden hakem performanslarını değerlendirsem ne olur? Değerlendirmesem ne olur? Mesela Atilla Karaoğlu'nun 3 tane varla verilen verilmeye. Varın da es geçti. İşte en son Mehmet Türkmen'in Beşiktaş başında olsun falan. Yani bu arada hani büyük, dört büyük takıma tur attı. Hepsi de ev sahibi bak. Bak soru işareti. Ha neyse. Fenerbahçe maçı, Galatasaray maçı, Trabzon'daki maç. Şimdi varla verdikleri skoru bazen sonucu etkiler. Veya işte Cihan Aydın'ın varın da karışmadı Galatasaray maçında varın da karışmadığı gibi. Şimdi ne, ben hakimlerin ne, hangi performansını neye bakarak değerlendireyim? Neye göre değerlendireyim değerlendirmişim? Neye göre değerlendireyim Onu anlamıyorum. Ya biz bir de bak büyük takımların maçlarına odaklandığımız için ya hele bu hafta işte Başakşehir maçı, Konya -Yup maçı, Kasımpaşa maçı uf 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 uf. Yani bunlar perdenin arkasında duran varın veya hakemin vara bırakarak çözebildikleri veya çözemedikleri. Bak o kadar şey var ki. Ha, bak işin özeti ne biliyor musun? Şimdi bu arkadaşlarının özgüvenlerini yerle yeksan ettiniz siz. Son iki senede aldığınız kararlar, hakem kelleleri, FIFA olsun olmasın, o kadar hakemliği nasıl sıradanlaştırıp o özgüvenlerini yok ettiniz ki? Ve sizler tamam ettiğiniz sürece bazı isteklere ABN tabiyle boyun eğdiğiniz sürece bu hakemlerinizin genç olsun, tecrübeli olsun, FIFA olsun olmasın. Kalkıp da, kalkıp da yok dik duracak, yok cesaretli olacak, dirayetli olacak. Kardeşim balık baştan kokar. Sen neysen hakeminde odur. O yüzden bak bütün böyle bak o özgüvensizlikleri, o majör spesifik kararları vara bırakma sebepleri. Güvenleri yok. Kendilerine özgüveni yok. Bu hakemlerin federasyon ve merkez hakem kurulana da güvenleri yok. Kıvanç. Hakemlerin kendi özgüvenini sıfırlayan MHK'ye, özellikle MHK ve federasyona geçen seneyi de katabilirim buna. Güvenleri yok bu hakemlerin. Çünkü diyor ki ben çıkarsam diyor. Belli başlı takımların aleyhine yapacağım. Bir bak penaltıyı kırmızı kartı bırak. Yanlışlıkla bir taç korna verip gelip o gol olsun. Benim buradan bile hakemliğim bitebilir diyor. Çünkü diyor benim diyor kurumum beni koruyacak kollayacak kurumum diyor. Kulüpler karşısında diyor güçsüz diyor. Ben bunu daha önce de söyledim. Avrupa'da. Organizasyonlarda federasyon bazında baktığımızda UEFA FIFA bazında baktığımızda federasyon büyüktür kulüpler. Bizde kulüpler büyüktür federasyon. Bu bir gerçek. Tamam mı? Bunu kimse inkar etmesin. Ama bu duruma getiren de o kulüplerin karşısında işte o işaret neticesinde küçük olmaya mahkum kalan sebep olan merkezi federasyonudur. Ve özellikle son 200 senede kulüpler bu büyüklüklerini, bu kurumlar karşısında istediklerini dile getirerek yapabiliyorlar, yaptırabiliyorlar. Bakıyorsun şimdi. Çeşitli açıklamalar bak bunlar bak. Çeşitli açıklamalar bunlar. Onların arasından bu sezon itibariyle. Şimdi Galatasaray diyor ki Arda Kardeşler, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan. Bunlar diyor işte bak durumlar buralara geldi bak çok tehlikeli. Fenerbahçe yanlısı. Fenerbahçe diyor ki Abdülkadir Bitiken, Cihan Aydın, Halil Umut Meler, ki bu Arda kardeşleri de söylenmiş. Bu diyor bunlar da diyor Galatasaray yanlısı diyor bak. Durum buralara geldi. Artık ismen hayatında senin yaptığın bir hani sosyal anlamdaki bir hareketin veyahut maçlardaki yönetiminin hatalarının birikiminin bir takıma karşı veya yanında olması takımların bak ben şimdi Trabzon'da da söylesem mesela Trabzon'da halil umutmelerden tut efendime söyleyeyim hani birçok isim ki işte mesela Mete'yi falan istemiyordu zaten hakemlikte beşi sorsan zaten o da Atilla kara olan der bir şey der yani birilerini derler yani hepsinin söyleyeceği birileri var. Artık bu duruma geldi. Yani bu önemli bir şey. Bu çok vahim bir durum. Tamam mı? Bu çok vahim bir durum. Yani takımların isim isim vererek nedenlerini söylemesi, hangi takımın yanının yanlış olması bu vahim bir durum. Buralara kadar getirdiler durumları. 30 yıl hakemlik yaptım. 30 yıl boyunca benim ne Twitter'ım ne de Instagram'ım vardı. Bak ne zaman bitti hakemliğim benim? Tamam mı? Ben o zaman Twitter, o zaman sosyal mecrada profil açtım. Hayatımda aile olarak, çoluğum çocuğum olarak yaptığım her etkinlikte dikkat ediyordum. Mesela organizasyonlara gitme, etme, bir yerde bulunma ya bunlar olabildiğince önem teşkil etmesi lazım. Şimdi yeğeninin ismiyle girildi. Bak yafta yapıştı. Bir teknik adamla işte Levent'te yemek yerken görüldü. Bak yafta yapıştı. Tamam mı? Yıllardır bunları söyledim. Bir kere önce bir hakem sosyal medyada profil profil açamaz kardeş. Buradan başlayacaksın. Hepsini kapatması lazım. Sen 8 tane maçta FIFA hakemi yapıyorsan o insanın sindirmesi ve hazmetmesi örnek veriyorum. Yani yapmayacak demiyorum Mehmet Türkmen için. Ama kişiden kişiye değişir. Çok kolay bir şey değil. Sosyal hayatını, özel hayatını nasıl dengeleyeceğini, nerede ne yapacağını. E adam gitmiş restoranta tamam mı? Yemeğini yemiş, tanıdığı sosyal medyada reklamını yapıyor. Ya sen faizsin kardeşim ya. Sen faizsin. Sen yapıyorsun bak... O yaptığın adam hangi şehirli olduğu belli. Dört gün sonra o şehrin takımında maça çıktın sen. Bunu hesap edemiyor musun? Hiç kimse mesela madalyonun öbür tarafını düşünmüyor. O olay mesela Cihan'ın olayı iki yıl önce. Yani bu MHK'nin, bu MHK'nin şu anki MHK'nin olduğu MHK sırasındaki seminer o. Madem o isim o MHK'yi tilt etti, rahatsız etti. Neden o zaman yaptırım uygulamadınız siz? Daha kötüsü ne biliyor musun? Orada... Onu görüp seminere katılan hakemler, yöneticiler kimse, kimse günahını almak istemiyor ama her kimse o fotoğrafı alıp servis ediyorsa kimse olaya bu yönden bakmıyor işte. Herkes diyor ki işte şu nickle girmiş, bu nickle girmiş. Kapalı. Bak kapalı bu seminer. İki sene öncesinden bahsediyorum. Merkez Hakem Kurulu yöneticileri işte Hakem İşleri Müdürlüğü'nden, belki federasyondan efendime söyleyeyim. Ve hakemlerin olduğu zoom bir toplantı. Sen de girmişsin. Bir takımın ismi yazıyor. Tamam yapmaman gereken veya dikkat etmen gereken bir konu. Peki onu senin camianın içerisinden kim fotoğrafını çekip de afişe diyor, Servis ediyor? Hiç kimse bu yönden düşünmedi o konuyu. Ha varı soru söyleyeyim işte ama hakemleri söyleyemezsin çünkü. Hakemleri verisel anlamda performansı yok. Hakemlerin performansını artık nasıl değerlendiriyoruz biliyor musun? Vara bıraktığı ve bırakmadığı major pozisyonları alacaksın, karşılaşacaksın. Artık performans böyle değerlendirecek. Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere değerli cevaplarınız için. Bu haftalık memorandumun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.